Serginin adını aslında sergiyi hazırladıktan sonra kararlaştırdık. Ve başlangıçtan itibaren sergideki bazı unsurların insanlığın bir aynası olduğunu düşünüyorduk. Evet, serginin içinde fiziksel olarak da aynanın yer aldığı işler var. Ancak bunun dediğim gibi tamamının bizi yansıtan bir durum olduğunu düşündüğümüz için serginin başlığına son olarak ayna olarak karar verdik. Ayna bize neler söylüyor? Aslında geçmişten bugüne kadar içinde olduğumuz, insanlığın içinde olduğu durumlara dair pek çok şey söylüyor. Sergiye Sarkis'in doğduğu ve ilk atölyesinin yer aldığı Çaylak Sokak'tan başlıyoruz. Sarkis'in doğduğu evin karşısına daha sonra bir aile apartmanı yapılıyor. Ve sergi içinde İstanbul'dan gördüğümüz tek fotoğrafta annesinin Çaylak Sokak'taki bu evinden. Bunun tam yanında da Sarkis'in 1971'den 2000 yılına kadar atölye olarak kullandığı Vernier Sokak'taki atölye evinden duvarların boşalmış bir fotoğrafı var. Sarkis'in belleğinin izleriyle sergiye başlıyoruz. Sergide çeşitli dönemlerden işler var. Sarkis'in hiçbir yapıtını eski yapıtı olarak nitelendiremeyiz. Çünkü her biri yeni dönemde yapılmış yapıtlarla bir araya gelerek yeni sözler üretiyorlar. Sarkis'in işlerinde bellek teorisi her zaman merkezde. Bunun için çeşitli kavramları da aslında yardımcı olarak alıyor. Bunu şöyle düşünebiliriz aslında. İnsanlığın biriktirdiği, çektiği ızdıraplar birikerek aslında insanlığın sonunda bir hazinesi haline geliyor. Burada acıyı olumlamak değil ama aslında bu yaşananlara dair bunları düşünerek hep göz önünde bulundurarak yeni sözler üretme, umuttan söz edebiliriz aslında. Bu her ne kadar ızdırap hazinesi desek de bunlar aslında geleceğe belki umut olarak açılabilecek şeyler. Yani sanatın bir umut yaratabileceği durumlardan söz edebilir miyiz? Bu ızdıraplardan yola çıkarak bunlar önemli. Bir diğer terim de Kriegsschatz. Kriegsschatz harp ganimetleri demek. Bu kelimeyi ikiye bölmek mümkün. Krieg savaş demek ve Schatz da hazine demek. Bir yandan aslında Almanca'da sevgililerin birbirine bir hitabet sözüdür Schatz. Sarkis bunu aslında böyle bir talan edilerek, yağmalanarak toplanılan objeler anlamında değil, tam tersine onu o kavramı alaşağı ederek, yani neredeyse tepesine geçirerek dünyanın farklı yerlerinden, özellikle bu sömürgeci yaklaşımın tarihin kurduğu müzelerin bu tür yapıtları, eserleri aynı mimaride, aynı ışıkta, aynı ısıda, dolayısıyla dondurarak bağlamlarını tamamen yok ederek ve onların başka bir şeyle ilişkiye geçmelerini de imkan vermeyerek dondurulmalarına karşı Sarkis'in kendi atölyesinin, kendi sanatsal pratiğinin ve atölyesinde yer alan yapıtlarının ve eserlerinin sürekli bir arada oluşunun verdiği bir savaş olarak tanımlıyor. Bu iki kavram, dediğim gibi belleğin izlerinin sürekli Sarkis'in işlerinde öne çıkmasında, işlenmesinde hep birer yardımcı unsur olarak karşımıza çıkıyorlar.